Ben Meral Ateş, Şehit Eşi'yim, Murat Ateş'in eşiyim. Biz Akşehir'deyiz, Konya Akşehir'e bağlı köyümüz. Eşim buralıydı. 99'da evlendik biz. İşte 2004, 10. ayın 9'unda eşim şehit oldu. Oradan 2004'ten beri de Akşehir'deyiz. Buradayız. Bizimki görücü usulü. Büyüklerimiz gösterdi. Büyüklerin izniyle, görüşüyle evlendik biz. İki oğlum oldu. Büyük oğlum Kürşat yanımda. Küçük oğlum şu anda dersi olduğu için gelemedi. Geldi, biraz bekledi ama geç kalacağım diye gitti. Öyle olunca biz bekledik sizi. Bugün bize ayırdığınız için size de teşekkür ederim. Böyle bizim hayatımız bundan beri yani. Biz böyle. Çıktık mı buraya geliyoruz. Bizim evimizin biri de burası. Bizimki böyle yani. Ankara Şerefli Koçhisar'daydık. Biz oraya gittik. İlk yerimizdi ve ben orada eşimi kaybettim. Şehit oldu. Yani biz tayin başka bir yere gitmeden buraya geldik. Akşehir'e geldik yani. Görmedim ben. Eşim gitmiş. O birkaç yeri gördü ama biz görmedik. Biz çocuklarımla. Büyük oğlum 4 yaşındaydı. Büyük oğlum 5 yaşındaydı. Küçük oğlum 4 yaşındaydı biz geldiğimizde. Hayatın mücadeleleriyle bu kadar olduk artık. Bize göre çok çok iyiydi. Oğlanlarımın babasıydı, benim eşimdi. Güzeldi, bir şeyimiz olmadı. Biz ondan razıydık. İnşallah Rabbim de bizi de ondan razı kılmıştır. İyiydi ama ne diyebilirim, 5 yıl bir evliliğimiz sürdü. Sonrası devam artık böyle. Sakindi ve titizdi. Yani bayağı bir şeydi. Yani onun hep onun uyarlarına giderdik. Yoksa biraz görevi nedeniyle sinirli, stresli günümüz olurdu yani. Ama iyiydi yani. Bize karşı yani işini bize getirmezdi, öyle diyeyim artık. Çocuklar için istedikleri şeyleri çok büyüktü. Buradan bir ev yaptırmaktı, alt üstte oturmaktı. Hep öyle diye hayaller kuruyordu. Ama biz yerine getirdik. Gene şükür 3 katlı bir evimiz oldu. Üçümüz daha şeyiz ama babamız yok yani. Şehit Murat Ateş'in oğluyum. Adım Hurşit Kürşat Ateş. 21 yaşındayım. Bu kadar. Çok küçüktün. Evet, 4 yaşındaydım babam şehit olduğunda. Ankara'daydık, Şerefli Koçhisar'da. Ankara'dan buraya geldik. Annemle beraber, kardeşimle beraber kalıyoruz. Babamın yanına geliyoruz burada. Bir evimiz de burası. Yani bu konularda anlatılacak çok şey var ama konu yani gerçekten derin bir konu. Anlatılamıyor yani. Hani ne kadar bir şeyler anlatmak istese de insan çıkmıyor yani. Hani gerçekten anlatılamıyor bazı şeyler. O yüzden bu kadar anlatamıyoruz yani. Bu kadar kısık çıkıyor sesimiz. Bazı şeyler böyle oluyor işte. Babam avcıydı. Ben de şu an avcıyım. Babamdan görmeyi, ona karşı olan bir zevkten dolayı şey getirirdi eve. Av köpekleri getirirdi. Ben hep onlarla ilgilenirdim. Çok severdim, beslerdim. Her işten geldiğinde bir şey vardı. Reklam, isim vermeyeyim. Reklam olmasın. Gofret vardı. O gofreti getirirdi gelince. Hala da o gofreti çok severim. Yani hep o gofreti gelince getirecek diye bekliyordum. İyi bir insandı hatırladığım kadarıyla. Yani oyun oynardık beraber, saz çalardı, bağlama çalardı, güzel sesi vardı. Şu anda videoları var, açıp izliyoruz bazen evde. Bu kadar yani. Başımdan geçenleri söylemek isterdim. Bu zamana kadar onsuz yaşadığım dertleri ona söylemek isterdim. İşte büyüdüğümü söylemek isterdim. Düşüncelerimin değiştiğini söylemek isterdim. Yani çok şey söylemek isterdim ya. Başlarda İyi bir şey olarak değildi yani, hani öğrencilik hayatında ya da hayatta hep böyle bir sıfır geride gibiydi. Çünkü hep şey vardı yani, neden benim babam, niye benim babam gitti falan olarak hep bir üzüntü vardı içimde. Bu uzun süre boyunca devam etti yani, neden sorusu. Ondan sonra bu büyüdükçe, artık olgunlaştıkça şey olmaya başladı yani, gurur meselesine dönmeye başladı. Şu an gurur duyuyorum. Keşke yani, Allah inşallah herkese nasip etsin şehitlik mertebesini. Şu an gurur duyuyorum. Ve vatan sağ olsun. Yani ben de şehit olmak isterdim babam gibi. Bu kadar.
bunda da bir hayır vardır deme diyorum artık. Yani şu birkaç sene içinde bu daha hayırlısıymış. Yani Allah bunu böyle nasip etmiş. Bu şehitlik mertebesini nasip etmiş diyorum. Ondan sonra yani var yine birkaç söyleyeceğimiz şeyler var ama yani şey yapıyor ya, insanı biraz üzüyor yani. Konuştuğum bazı özel şeyler var. Burada söyleyemediğim şeyler var ama söylenmiyor yani. Benden daha çok heyecanlıydı diyeyim. Mesela ben hamile kaldığımda bana diyordu, canın ne çekiyor, ne yapıyor, ne getireyim. Ben bir şey çekmiyor diyordum. Doktora gittiğimizde derdi, bununki çekmiyor ama diyor, eşiminki çekmiyor, benim canım çekiyor derdi. Doktor gülüyordu. Şimdi diyor, biz diyor şaşırdık diyor. Anneninki çekmesi gerekirken babanınki çekince bayağı bir şaşırdık diye. Gerçekten çok istiyordu. Hani gerçekten çok da seviyordu. Ama böyle bir şeyi hayal etmemişti yani. O hep ileride büyüdüğünü, hep büyüdüklerini öyle görmeyi düşünmüştü. Öyle diye konuşuyorduk ama yarı kaldı, yarımda kaldı. Gelmezdi, şöyle gelmezdi. Doğuda olsaydık, hani eşim daha önce Hakkari'de yapmış, doğuda yapmış, onları düşündüğümüzde hani oralarda olsak belki diyorduk ama benim eşim jandarma trafikteydi. Trafik yol kontrolünde olduğu için gerçekten çok büyük bir şeyle karşılaştık, sürprizle. Hiç beklemediğimiz anda, normalinde akşama kadar nöbetçiydi, akşamleyin gitti. Ben kendim gönderdim eşimi ve sabah gece 1,5-2 saat sonra tekrar eve geldi, geri gönderdim. Hiçbir şey yoktu yani, normal her zamanki çıktığı gibiydi. Yani ertesi gün biz soba kuracaktık mesela, evimiz sobalıydı. Ben gelince sobanın kovalarını, şeylerini beraber hazırlarız demişti. Yani nasıl diyeyim, annem yeşil fasulye göndermişti. Ben onun gece yarısı ipliğini aldım, sabah eşim poşet getirip dolaba koyacağım diye. Yani biz o derece düşünmüştük ki böyle bir sürprizle karşılaştık. Böyle bir haberle karşılaştık. Evet, Koçhisar'da olmuş, yol kontrolünde olmuş. Bize dedikleri hani bizim gördüğümüz kadarıyla. Arkadaşlar geldi gece. Bana dediler böyle böyle trafik kazası oldu. Murat Asubay seni istiyor dediler benden. Diyorum uyku zemesi diyeyim artık. Ya diyorum hani ben çocukları nereye koyacağım? Arkadaşlar diyor beraber biz gideceğiz. Çok samimi olduğumuz bir arkadaşımız var. Onun eşiyle sürekli çalışıyorlar. Ve baktım o yok. Hani dedim hani Neşe nerede dedim. Yok dediler. Sonra Neşe'ye geçerken alacağız dediler. Baktım Neşe dedi, arkadaşımız bizim arabaya gelmedi. Biz şeye gittiğimizde, hastaneye gittiğimizde ha dedim bir şeyler oldu. Oraya vardım, sesler geliyor, şey geliyor ama eşim hiç aklıma gelmemişti ve arkadaşım deyince öyle bildik. Arkadaşlar söylememişti, oraya varıp da ben kendim dokununca dedim arkadaşa, bu buz gibi dedim, o zaman söyledi. Yoksa ben bilmiyordum yani, hiç aklıma gelmemişti. Tarih neydi? 10. ayın 2004. 2004, 10. ayın 9'u. Ya rüyalarımda görüyorum, evet. Yani gerçekten çok güzel görüyorum diyor, hani konuşuyoruz. Bazen rüyayla gerçek olduğunu bile hatırlayamıyorsun, arasında seçemiyorsun. Ama uyandığında gerçek olduğunu anlıyorsun yani. Bir süre kayınvalidemlerde kaldık. Şimdi çocuklar da küçük olunca dedik böyle böyle buradan alalım, buraya yerleşelim diye. Tamam dediler. O yüzden onlar da tamam dediler. Burayı bulduk, bu eve karar verdik, oturduğumuz eve. Orayı aldık, oraya oturdum artık. 2005'te geçtim evime. 18 senedir orada oturuyorum artık. Ayşehirli olduk. Sürekli geliyoruz diyeyim yani. Normalde bir hasta söken olmadığımız sürece, cumada olsa, mübarek günde olsa, normalde de olsa, ben gelemediğimde oğlanlarım der mesela. Hele küçük oğlum daha çok şeydir. İkindinin akşamın arası ne zaman geldiğini hiç bilemezsin onun. Büyük çalışır olduğu için artık eskiki gibi boş olamıyor ister istemez. Sürekli geliyoruz yani. Yeğenim vardı dedi, teyze şunlarla koyalım mı diye topladı, tovaşa yaptı. Baktık hava soğuyunca artık dedim hadi teyzem sen git, o gitti. Biz sizi bekledik. Dedik bugün biz buralıyız. Yani istediğimiz için sevindik yani, sizin de geldiğiniz için, aracılığından, arkadaşımızdan da Allah razı olsun, Emine'den de. Böyle bir şeyi sunduğunuz için size de teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Andıkça ister istemez üzülüyorlar yani. Hadi büyüğüm gene birazcık artık şey yaptı, küçüğüm daha içine kapanıktı.
konuşmuyordu. Okul hayatında öyle bir fazla girişken değildi. Çok şey duruyordu yani, kapalı duruyordu. O yüzden genellikle fazla hani şey olmazdı. Gelip gittikçe arkadaşlar olsun, şeyler olsun. Onları gördüğümü daha çok sevinirdi, mutlu olurdum. Arkadaşlar gelecek oldu muydu? Babamın arkadaşları gelecek, amcam gelecek, teyzem gelecek. Onları daha çok severdi ve halen de görüşürüz ve halen de aradıkları için de Allah razı olsun. Hala görüştüklerimiz var. Küçüktü, eşim çok severdi arkadaşımızın kızını. Geçen Eylül'de düğünü oldu. Buraya geldi damadıyla. Murat amca kalk ben geldim dedi. Ama kalkamadı. Kendi mahallemize verildi, sokağımıza verildi. Öyle şeye vermedik hani okullara şeyleri, hani o zaman öyle verilmişti. Bir daha da hani öyle şey yapmadık yani. Emin arkadaşımız Konya'da yaptı şeye, okulaydı herhalde, oraya vermişti ve çok sevinmiştik. Yapılmıştı yani, öyle verildi. Konuşurken deriz hani mesela böyle böyle şundan bunu şey yaptım yedi. Sen git kızım, sen eşin yanına, sen bizden değilsin, sen o yanda bizim yanımıza gelmezsin, şimdi bizle kalıyorsun. Yarın o yana gittin mi sen onun yanında durursun, bize selam vermezsin diyor bazen. E diyorum canım, bu tarafta görüştük, o tarafta da mı görüşelim deriz mesela, görüşürüz. Evet, yani oturduk muydu, günlerimiz var, hemen derler hadi bir Yasin okuyalım, şey yapalım böyle böyle. Eşimin şeye, yıl dönümü gelirken arkadaşlar der hadi Meral bugün geliyor işte, senin de mevlüt okunacak, bekliyoruz, hadi ne zaman okutacaksın. Alıştık çünkü bir pandemiden dolayı şurada bir senedir şey yapamıyoruz. Ondan önce sürekli görüşürdük, toplanırdık. Ekim ayı girdi miydi hemen söyler arkadaşlar, başlar. Meral ne zaman alacaksın bizi, ne zaman geleceğiz? Hadi artık Murat abi şimdi kızacak, günümüzü azalttın diye söylenirler yani, evet. Ama işte hep bir araya gelemiyoruz. Geldik miydi? İlk benim sıralarımda bu kadar da yoktu. Sonra Emine var, Huriş var, mesela Funda var hani öyle, ama çalıştıkları için çok sık onları da göremiyoruz. Ama bir yere toplandığımızda da evet, birbirimizin halinden daha çok anlıyoruz. Konuşacağımız bir şey oluyor, konu oluyor. Nerede toplandığımız belli. Oturduğumuz yer belli en azından. Nerede şehit eşleri, biz orada toplanıyoruz yani. İnternetlerde olsun, televizyonda olsun, aa şehit var dedim miydi? İnsan bir hırt yani, ister istemez içinde böyle bir şey hemen kopuyor yani. Ne kadar olsa da kopuyor. Bağlanıp kalıyor çünkü. Onu biz yaşadık, hele evliyse, hele bir de çocuğu varsa eyvah eyvah diyoruz, yandık diyoruz. Anneler de yanıyor, babalar da yanıyor ama eşler, çocuklar daha zor oluyor. Çok zor oluyor. Evet, anne baba için evladını kaybetti, çok büyük. Kolay bir şey değil. Allah kimseye evlat acısı göstermesin ama eş için, çocuklar için, hele çocuklar büyürken anne o kadar çok zorlanıyor ki anlatamam. Evde bir şey vardı, kalabalık vardı. Biz kardeşimle beraber bir koltukta oturuyorduk. İşte halıları falan toplamaya başladılar o sıra. Biz soruyoruz işte ne oldu falan filan, işte babam ne zaman gelecek falan filan. Bize kimse bir şey söylemedi. Ondan sonra kardeşim soruyordu işte babam ne zaman gelecek falan filan gibisinden. Sonra bindik işte, bir arabaya bindik. Babamın arkasından Akşehir'e geldik cenaze arabasıyla. O gün ben anladım, evin toparlanmasından, babamın gelmesinden, yani milletin, insanların ağlamasından anladım. Ama ya kardeşime bir şey diyemedim yani, kimseye de bir şey diyemedim. Biraz da ölümün ne olduğunu bilmediğim için o zamanlar, nasıl bir şey olduğunu da yani bilmiyoruz. Ya şimdi apar topar haber geldiğinde uyuyorlardı. Yani uyandıklarında büyük bir kalabalıkla karşılaştılar. Evet. Şimdi tören olacak diye hastaneye gittik. Hastaneden evi hiç görmeden biz direkt buraya geldik. Burada da biraz durduktan sonra da tekrar oraya vardık. Varırca da arkadaşlar şeyler, hep beraber eşyaları şeyleri toplayalım deyince çocukların aklında hep o kaldı. O kalabalık neden halıları topluyor? Neden, evet, eşyalarımız toplanıyor? Ve Akşehir'i benim çocuklarım hiç kabul etmedi.
uyanırdı derdi. Ben kapının önüne indim mi, indirdim mi bunları oynasın diye. Biz gidiyoruz derdi. Bisiklet aldıydı. Kayınbabam bisiklet aldı bunlara ilk. Bisikletle Ankara'ya gideceğiz biz diye koşarlardı ve ben kaybedeceğim diye korkardım. Çünkü orayı çok basit sanıyorlardı, direkt oraya gideceğiz diye. Hemen kurtuldular mı, parka diye falan çıktılar mıydı? Biz gidiyoruz Ankara'ya gideceğiz derlerdi. Akşehir'i gerçekten kabul edemediler. Bayağı bir zorlandılar. Mezarlığın burada olduğunu, babasının mezarının burada olduğunu dahi bildikleri halde ama hala oraya çekiyorlar yani. Çünkü çocuklara o şey hiç olmadı. Mesela gidilip de hani birkaç gün evinde kalınıp veya bir şey olup hani yavaş yavaş. Şimdi kalabalık gidildi, kalabalık gidildi. Buradan zaten kalabalık gidildi. Oradan da hep beraber toplayalım eşyaları da bir gün iki gün içinde geri gelelim diye. Biraz da kayınbabam daha çok seviyordu. Hemen böyle acil acil hemen oluversin, ediversin, beklenmesin türlü. Çocukların hafızasında neden apar topar bizim halılarımız toplandı? Neden bizim eşyalarımız toplandı, gelindi? O soru işareti hep kaldı onda. Neden, acelesi neydi? Hani burada bir evimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Eşyalarımız gelindi, neden yığıldı? Çünkü gelince kullanamadık. Zaten odanın birine yığıldı. Görümcemin evine kondu. Çocuklar gidip geldikçe onu şey yaptılar yani kafasında. Bekleyip de şimdiki zaman gibi evimizi tutalım, evimizi alalım da öyle gelsin gibi. O da düşünülmediği için çocukların kafasında apar topar uyandık, eşya toplandı gelindi. Normalinde küçük oğlum eşyayı da aynı gün geldi diye hesaplıyordu. Biz uyuduk diyor, uyandık bir de baktık diyor, herkes halıları topluyor diyor. Aslında halı toplama, ev toplama birkaç gün sonraydı. Yani eşimin 10 gün, 15 gün sonra falan gidildi. Hani belki 20 gün de olabilir arası ama çocukların aklında hep o kaldı. Sabah uyandık, herkes ev topluyordu. O şeyle eşyayı o esnada geldi sanıyorlar. Ama öyle değildi aslında. Bir ay, belki 20 gün falan olmuştu eşyanın gelmesi ama çocuklar hep öyle kaldı akıllarında. Neden o gün toplandı? Neden o gün geldik? Şeyde bizim yüzünü gördünüz mü? Evet, gördüm. Hastanedeydi. Arkadaşımız götürmüştü ve oradayken o götürdü. Yani beraber gittik. Ben dokununca, ben hani eşime kadar da hiçbir tane cenaze görmemiştim. Ne bayan ne erkek, hani dedilerimizden, ebelerimizden olsun, hani hiç görmemiştik. İlk gördüm eşimdi. Ve ben onu hani normalde yatıyor sandım. Dokunduğumda buz gibi olunca ben arkadaşıma bağırdım. Neşe, bu neden buz diye o söyledi yani. Buraya geldiğim sıralar daha çok oluyordu. Kendi evime geçtiğimde böyle geceleri birkaç sefer kalktığımda kapıyı açtığımı kendim hatırlıyorum. Ama gelmiyor. İlk zamanlar oluyordu abla. Buraya ilk geldiğimizde yani işte biri şaka yapıyor falan, çıkıp gelecek diye çok bekliyorduk yani. Ama sonradan artık olmuyor yani. İnsan farkına varıyor bazı şeylerin. Şehit cenazelerine katılır mısınız bazen? Evet. Katılıyoruz genellikle. Huriye'ninkine katılmıştık. Ve onu görünce biz daha kötü olduk. Arkadaşlarımızla gittiydik buradan. Yenge seni getirmekle hiç yetemedik dediler ama gitmiş bulunduk yani. Onu görünce ben zırla koptum. Gerçekten yaşayan bilir derler ya, öyle ne kadar dışarıdan görükse de göründüğü gibi olmuyor. Buraya gelip bizleri unutmadığınız için size teşekkür ederim. Şehit hallerine böyle bir program çektiğiniz için size çok teşekkür ederim. Vatan sağ olsun. Dediğimiz gibi Allah razı olsun. Emine Hanım'dan da, sizlerden de, Emine'nin sayesinde sizleri gördük, tanıştık. Böyle bir şey sunduğunuz için, bizleri unutmadığınız için Allah razı olsun, vatan sağ olsun. Diyorum.